başkanım seveniz çok. Biz hayırlısı olsun ziyaretine gidelim deyince ekipteki ne kadar genç arkadaş varsa hepsi burada olmak istediler. Sağ olsunuz. Teşekkür ederiz. Hepsine ayağına sağlık. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Bütün Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir kongreyi gerçekleştirdiniz. Hep birlikte tabii çok yakından takip ettik. Hatta sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, bütün Türkiye'nin siyasetle ilgisi olan herkesin büyük bir dikkatle takip ettiği bir kongreydi. Dün Anadolu'da 3 farklı şehirdeydim. Şehirlerin yerel basınları dahi ilk soru olarak İstanbul Kongresi'ni soruyorlardı. Şöyle bir değerlendirmede bulunmak bence benim açımdan en doğrusu. İstanbul İl Kongresi'nin 3 önemli sonucu var. Bir tanesi sayısal sonuç. O sonuçta şu an meşgul değiliz. O delegelerimizin verdiği karar ve İstanbul kurultaya gittiğinde orada meşgul olacak bir mesele. Diğeri Türkiye siyaseti üzerinde yaratacağı etki, psikolojik etkisi. O çok olumlu bir etki yarattığını pazar günü veya pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren hep birlikte görüyoruz. Ama bir yandan da CHP üzerinden bütün Türkiye'ye İstanbul'daki çok değerli delegelerimizin verdiği bir mesaj var. Bir profile oy verdiler. Ben o profile dikkat çekmek istiyorum hep. O da 40'lı yaşlarında partide yetişmiş, daha önce partide yaptığı önceki görevini başarıyla yapmış, bir üst göreve talip olmuş demokratik bir şekilde ve kongre sırasında İstanbul'u daha iyi nasıl yöneteceğini, İstanbul'u nasıl yöneteceğini anlatan ve bunun dışında bir başka tartışmayla meşgul olmayan bir adaya görevi verdi delegelerimiz. Partimiz bizden önümüzdeki yerel seçim gündemini de gözeterek kongre ve kurultay süreçlerini tamamlamamızı, yenilenmemizi, birleşmemizi, ayrışmadan birleşmemizi, güçlenmemizi ve görevlerimizi titizlikle yerine getirmemizi bekliyor. Şüphesiz İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en önemli temsiliyet ve en ağır sorumluluklardan bir tanesi. Onu sizin geçmişinizdeki, geçmiş pratiğinizdeki, siyasi yolculuğunuzdaki başarılara baktığımızda ki çok yakından tanıdığımız bir isimsiniz. Bahçeli Evler Belediye ilçe başkanı olarak görev yaptığınız süreçte biz sizinle birlikte 2019 seçimini, oradaki sandıklara nasıl sahip çıktığınızı, devamındaki süreçte genç yeni Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla nasıl uyumlu bir çalışma yaptığınızı doğrudan ben ikinci bölgenin sorumlu grup başkan vekili olarak görmüştüm. Bir yerel siyasetteki belediyelerimizin başarılarının örgütümüz tarafından halka iyi anlatılması şüphesiz bu süreçte en çok ihtiyaç duyacağımız şeydir. Bu konuda ilçe başkanlığı görevinde de bunu çok ısrarla üstünde duruyordunuz. Sosyal medya paylaşımlarından, basından takip ettiğimiz demeçlerinize kadar ve örgüte de devamlı bu görevi yüklüyordunuz. Biz, belediyelerimiz çalışıyor, temiz belediyecilik yapıyorlar, halkçı belediyecilik yapıyorlar, bunu anlatmak bize düşer diye. Şimdi İstanbul'da 14 belediyemizi arttırmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğu, elimizi kolumuzu bağlayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağlayamamanın verdiği sıkıntıyı hızla aşmamız gereken bir süreçteyiz ve özellikle de 39 ilçe başkanımızla ilçe başkanlığından gelen, onların sorunlarını, beklentilerini bilen, onların nasıl katkılar yapabileceği konusunda potansiyellerini en doğru değerlendirebilecek isim bu kritik seçimde İstanbul İl Başkanı olma görevini üstlendi. Ben bunu çok büyük bir avantaj görüyorum. İlçe başkanlarımız açısından da bunu bir avantaj, rahat çalışma olanağı olarak değerlendiriyorum. Bizler de sizin seçiminizi hep birlikte takip ettik. Çok Türkiye'nin gözü üzerinde olan bir kurultaydan verdiğiniz mesajların delege tarafından da tasdik edilmesi ve ardından yürüttüğünüz süreç açısından da ben partimiz açısından bir kez daha büyük bir umut dalgasının yükseldiğini düşünüyorum. Sizin şahsınızda yönetimdeki bütün arkadaşlara, şüphesiz onlara da çok görev düşecek, yedek yönetimimize, il disiplin kurulumuza ve bundan sonra görevlendireceğiniz komisyonlarda görev alacak tüm arkadaşlarımıza ve bütün üyelerimize başarılar diliyoruz. İstanbul'la ilgili umudumuz, İstanbul'la ilgili bundan sonraki sürece yönelik çok olumlu beklentilerimiz
pazar gününden sonra bir kat daha artarak bugünkü ziyarete gelirkenki duygu durumumuzu oluşturdu. Ben bütün ekibimiz adına, Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki her bir milletvekili adına bir kez daha başarılar diliyorum.